Selam dostlar, ne haber? Bende sanki bir değişiklik var değil mi? You're goddamn right. Gözlüklendim. Artık yerli ve milli Heisenberg'üm Yandal olarak. Ben tehlikede falan değilim Skyler. Ben tehlikenin özüyüm. Biri kapını açacak alnından gülle alacak, öyle bilirsin o menem. Hayır. Ben kapını döyen adamım. Merak edenler için, hayır. Gözlük dinlendirici değil, numaralı. Gözüm zaten hep bozuktu. Hipermetrop, astigmat, 2,5-3. Ama eski gözlüklerim ince olduğu için, yukarı bakarken göz takip sıkıntı çıkarıyordu. Bu mağaza cam ekranı gibi geniş geniş. Ve göz takip gayet sorunsuz çalışıyor. Sık sık kalibrasyon yapmam gerekiyor ama olsun. Önce sağlık. Zaten bir gözüm kalmış, o da giderse gerçek pırasa olurum. Gelelim yeni videonun olayına. Bu bir Night Online videosu dostlar. Ama yeni bir şey deneyeceğim. Roleplay. Yeni bir okçu açtım. Pırasa. Pırasa koymamak için mecburen I'yı tatile yolladık. Yoksa ben de biliyorum öyle yazılmadığını. Bu müstakbel seride Pırasa ile yoldaşı Taze Soğan'ın maceralarını izleyeceksiniz. Beğenirseniz seri yaparız. Keyifli seyirler. Selamün aleyküm. Ben Pırasa. Doğma büyüme layıba çocuğuyum. Bakmayın bir level olduğuma. Bu benim hikayemin başlangıcı. Her şey o gün başladı. Günün birinde bir uyandım, Moradon diye bir yerdeyim. Tavuk kümesi gibi ortam. Herkes kanatlı manatlı. Şıkır şıkır. Çok güzel bak, şıkır şıkır avize gibi ya. Buraya nasıl geldim bilmiyorum. Önceki gece agalarla çilingir sofrası kurmuştuk. Ben bir kalktım çöldürmeye gittim, sonrası bende yok. Velhasılı hikayem böyle saçma başladı. Ne yapayım ne edeyim bilemedim. En sonunda dedim burada dikilmenin alemi yok. Bir etrafa bakınmaya başladım. Benim uyandığım yer kale gibi bir yermiş. Dışarı bir çıktım, abo. Kocaman bir dünya. Baktım ileride kelli felli abiler yavru ejder tokatlıyor. Ben de gözüme yerde kıvranan solucanları kestirdim. Selamün aleyküm dedim, cevap vermedi. Allah'ın selamını verdik yaprağım, deyip bir tane patlattım ensesine, öldü. Ölünce bir baktım, yanında bir sandık çıktı. Sandığı bir açtım, içinde para. Bir tane de balta. Parayı cepledim, baltayı da, ben bunu perşembe pazarında okuturum deyip attım cukkaya. Ulan dedim, ben bunca yıl boşuna NPC'lik yapmışım. Yaratık dövüp para kazansam şimdiye köşe olmuştum. Bu solucan bunları verdi, acaba başka yaratık dövsem ne verir deyip, ötede bana ters ters bakan fareleri dövmeye karar verdim. Vurdum iki tane, yattı aşağı. Baktım bunlardan da sandık çıkıyor, Allah yarattı demeden, önüme gelene vurmaya başladım. Kutulardan çıkanları toplaya toplaya ilerlemeye başladım. Bir ona, bir ona. Yer misin yemez misin? Sonra içimden bir ses, ulan sen 3 level oldun. Artık ok ve yay kullanabilirsin bence dedi. Dedim sayın içimdeki ses, bu çok makul bir önerme. Gideyim ve bunu yapayım. Ayıptır söylemesi babadan zenginim. Ama kendim bir şeyler yapmak istiyorum. Ama fakir gibi de yay dilenecek değilim. Gittim bankaya, vadesiz mevduat hesabımdan 1 milyon noa çektim. Ne olur ne olmaz. Genç adamım, cebimde bulunsun. Sonra silahçıbaşı abiye gittim. Dedim abi bana güzel bir yay ver. Ama çok sert bir şey olmasın. Ben daha 3 levelim geremem onu. Dedi elimde çok süper bir fiyat performans yayı var kardeşim. Dedim abi sar. Yayı aldım, buna bir de ok lazım. Çerçe abiye gideyim onda vardır ok. Okumu da attım cebe artık hazırım. Şimdi yalan yok. Dedim zaten babadan zenginim diye. O yüzden şöyle baba yadigarı itemlerimi takayım. Sefaletin lüzumu yok. Neyse, gösteriş yapmanın da alemi yok. Görünüşünü kapatayım şunların. Olan var, olmayan var, pipileri şişmesin. Sanırım artık hazırım. Gideyim de canavar vurayım. Selamün aleyküm dayı. Ben yaratık kesmeye gidiyorum. Alırım bir hayır duanı. Hay Allah razı olsun.
Çıktım bir tepeye ama Uhud okçusu gibi terk etmeden, başladım önüme gelene ok atmaya. Sonra bir anda dank etti. Ulan ben bunları dövüyorum ama, bunlardan çıkan kutuları toplayamıyorum ki. Ne sikime kesiyorum ben bunları. İçimdeki ses yine belirdi. Dedi ki, abi pet diye bir şey var, git al bir tane. Sen yaratıkları kes, o kutuları toplasın. Dedim sayın içimdeki ses, bu kadar mantıklı konuşma seni de döverim. Sana da iyilik yaramıyor dedi gitti ses. Ben de yollandım pet shop'a. Selamün aleyküm, bana bir pet. Dedi ki skill açmadan veremiyoruz. Askerlik yapmayana da kız vermiyorlar. Öyle bir şey herhalde. Eyvallah, onu da yaparız. Gittim skill ağaçıya bedelli hunterlık varmış. Ne kadar dedim, 3000 noa dedi. Verdik. Açtı sikimi, sikilimi. Tekrar gittim petçiye. Dedim bana bir pet. Abi dedi. Sikin açık. Evet dedim açtırdım sikillerimi. Yok abi dedi. Fermuar. Çok pardon dedim, kapattım. Dedim bana bir pet. Stoğu kalmamış. Dedi bana şu yaratıkları kes, ben de sana ayarlayayım bir pet. El mecbur gittim dediği yaratıkları kesmeye. 10 tane solucan, 10 tane sarı fare, 10 tane boynuzlu bipedal köpek, 10 tane de yeşil koca kafalı adam. Hepsini hallettim, geldim pet shop'a dedim ki, bana bir pet artık Allah rızası için. Vereyim abi ne yalvarıyorsun ki dedi. Adı ne olsun dedi, taze soğan olsun dedim. Rahmetli dedemin adıydı. Abi dedi bak böyle bir dalga var, bununla çağırıyorsun peti. Ve can yoldaşım taze soğanla ilk kez böyle tanıştık. Selamünaleyküm abi. Aleykümselam. Lan, bu konuşuyor. Tekrar selam. Yeni bir şeyler denedik yine. Umarım keyif almışsınızdır. Ben seviyorum böyle yeni işler denemeyi. Hep aynı şeyi yapsam sıkılırım zaten. Recep İvedik miyim ben? Bir videonun daha sonuna geldik. Gitmeden ufak bir duyurum olacak. Oyun yapmak için beklediğim yazılım sonunda çıktı. Artık önceliğim o olacak. Tabii ki sizi videosuz bırakmayacağım. En az haftada bir yine bir video olacak. Ama bol editli şeyler beklemeyin. Podcast tadında bir şeyler yapmayı planlıyorum. Bakacağız artık. Oyunu da canlı yayında yapmayı düşünüyorum. Gündüzleri Twitch kanalıma yolunuz düşerse, gözleriyle oyun yapan bir yatalak görmek isterseniz, beklerim. Duyuru bitti. Video da bitti. Hawking kaçar. Öptüm bay.